İkinci dönem hedefin yazılılardan yüksek not almaksa kitabın yazılı notları demektir. Yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabilecek kilit noktalar hepsi 8. sınıf yazılı notlarının içinde hem de tüm derslerle birlikte. Sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'dan ulaşabilirsin. Herkese merhabalar. Üçgende açı-ortay, kenar-ortay ve yükseklik konularına bakacağız. Tonguç Evladım benim. Üçgende yardımcı elemanları anlamaya çalışacağız. Hazır mısın dersimize? Hazırım hocam. Harikasın. Şimdi seninle beraber üçgende yardımcı elemanlar dediğimiz... ...açı-ortay, kenar-ortay ve yükseklik konularına beraber bakacağız... Çok basit bir konu aslında. Gerçekten de kenar ortay dediğin kenarı ortadan ikiye bölüyor, açı ortay dediğin açıyı ortadan ikiye bölüyor. Yüksek dediğinde zaten dikiniyor. Bitti bu kadar. Aslında öğrenmemiz gereken temeller bunlar. Ama bunları birazcık daha farklı özellikler var. İşte şurasının ağırlık merkezi olduğunu, işte açı ortayların belli bir noktada kesiştiğini ve benzeri. Senle beraber öğreneceğiz ve çok da basit lokum gibi bir dersle beraberiz aslında. Birazcık da görsel yetenekte de gerekiyor bunu söylemek istiyorum. Bu arada, bu arada. 8. sınıf matematik 2. dönem 1. ortak yazılı konu soru dağılım tablolarını senaryolarını Milliyetin Bakanlığı yayınladı Tonguç Eylül Artık yazılılara artık örnek sorulara da hazırlanabileceğiz. Çok basit bir şekilde. Biliyorsun yazılı sınavında bazı konular çıkacak. İşte bunlardan cebirsel ifadeler, özdeşlikler, doğrusal denklemler ve eşitsizlikler. 3 tane ana konumuzdan soru çıkacak ve bununla alakalı örnek sorular dahil var elimizde. Dolayısıyla bunlara beraber bakacağız. Zaten yazılı kampımızda bunları irdeleyeceğiz. Bunlar için de biliyorsun Yazılı notlarımız zaten vardı. Şimdi de yazılı denemelerimiz geldi. Yazılı denemelerimiz 2. dönemin bir ve ikinci yazılılarını hepsini kapsıyor. Ve fijital bir kitap aslında. Buradaki bütün soruların cevaplarına tak diye ulaşabiliyorsun. Ve her bir sınavdan da işte Türkçe, Matematik her bir dersten de dört tane provamız var burada. Ve puanlama sistemi de var. Kendi kendini anında değerlendirebilirsin. Ve anında soruların cevaplarını görüp yazılan önce de hızlı bir çalışmak şeklinde bunları değerlendirebilirsin. Yazılı notları, konu özetleri var. Burada örnek sorular var. Bu örnek sorular da tam da hem senaryolara uygun hem de bize Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği kazanımlara yüzde yüz uygun bir şekilde hazırlandı. Şimdiden söylemek istiyorum ve hadi bakalım o zaman şimdi seninle beraber dersimize geçelim ama öncesinde şunu da hatırlatmak istiyorum. Tonguç Kap'ta 6. haftadayız ve seninle beraber tüm derslerden test 21'i yapmanı istiyorum matematik kısmından. Dinamo kitabımızdan da Tonguç Yayınları'nın benim test 67'yi yapmanı istiyorum matematikten ve Zoru Bankası'ndan da test 74'ü yapmanı istiyorum diyorum ve Hadi bakalım o zaman süper bir şekilde dersimize başlayalım. İlk başta kenar ortayla başlıyoruz. Kenar ortay ne demek evladım benim? Kenarı ortadan ikiye böler hocam. Harika İşte bu kadar. Kenarı ortadan ikiye bölen. Ya bu bitti işte bu kadar. Aslında mantığı bu. Yani kenarı ortadan ikiye bölmemiz gerekiyor. Mesela burada mesela ABC üçgeni görebiliyorsun. Bu ABC üçgeninde BC kenarının Orta noktasını bulalım. Mesela diyelim ki burası e, 10 santimetre diyelim. 10 santimetrenin orta noktası ya 10 santimetrenin yarısını bulmak istemiyor muyuz? Yani kaç santimetreyi bulmak istiyoruz? 5 santimetre. Harikasın. 5 santimetre. İşte diyelim ki tam burası bu BC kenarını 5 santimetre, 5 santimetre ikiye ayıran bir nokta diyelim. Mesela buna ne diyelim? D noktası diyelim. İşte benim yapmak istediğim şey bunun kenar ortayını bulmak ya. A noktasından getirip A noktasından D noktasına bir çizgi çizdiğim zaman biz buna kenar ortay diyoruz aslında. Kenar ortay. Kenarı ortadan ikiye bölen çizgi aslında. İşte bu AD dediğimiz hatta yazalım böyle AD doğru parçası çünkü bir yerde başlıyor bir yerde bitiyor. Bu aslında BC kenarına ait BC Kenarına ait, hemen bunu yazmak istiyorum, ait e, kenar ortaydır. Bu kelimelere çok dikkat edelim. Çünkü bu cümleler de çok çıkıyor. Bu kadar. Aslında bizim bilmemiz gereken kural bu bir kenar ortaydır. Neyin kenar ortaydır? ABC üçgeninde BC kenarına ait kenar ortaydır. Çünkü bunu iki eşit parçaya bölmüş. Zaten eşitlikleri de böyle gösteriyoruz. E, geometrik şekillerde diye düşünebiliriz. Ve şunu unutmayalım. Burada aslında bir tane kenar ortay yok. Ben istersem BA kenarına ait kenar ortay da bulabilirim. Mesela burası 20 cm ise bunu ortadan ikiye 10-10 bölen bir kenar ortay da olabilir. Bunlar birbirine eşit olur. Veya Tonguç evladım benim. Birazcık daha abartıyorum. AC kenarına ait kenar ortay da buradan bunu iki eşit parçaya böleceğim şu çizgide olabilir. Bu da aslında başka bir kenar ortay. Değil. Hatta mesela buna ne diyelim? E diyelim. Buna da F diyelim. Bak BE bir kenar ortaydır. CF bir kenar ortaydır. Ve bu kenar hepsi tek bir noktada kesişir. Bu noktanın, bu noktanın özel bir adı var. Bu noktanın özel adı da Tonguç Erhan Bey'im ağırlık merkezi deniyor bu noktaya. Ağırlık Hatta şöyle yazalım, büyük yazalım. Ağırlık merkezi ve buna da özel bir harfle gösteriyoruz Sonuç alan benim. G harfi, büyük G harfi İngilizce'deki gravity'den geliyor aslında. Her şeyin bir ağırlık merkezi oluyor. Mesela bu üçgeni bir levha olarak düşün. Ben bunu tam bu noktadan asarsam bu levha dengede durabilir. Çünkü ağırlık merkezi burasıdır. Üçgenin ağırlığının toplandığı yer diye düşünebilirsin. O zaman diyorum ki... Hemen sana bir üçgen çizdik ve bunların bütün kenar ortaylarını gösterdik. Bak mesela hemen bana söyler misin? AB kenarına ait kenar ortay. AB kenarı neresi? Burası. Buna ait kenar ortay ortanın ikiye kesecek. Böyle ikiye kesecek. Ve R olması gerekiyor içinde, işin içinde. Ve nereden başlayacak? Diğer karşı kenardan gelecek. ABC'nin karşı Köşesi neresi? C köşesi. C köşesinden R'ye inecek. O zaman CR doğru parçasıdır diyebiliriz. BC kenarına ait kenar ortayı hemen bakalım. BC kenarı burası. O zaman söyler misin bana hangi e, doğru parçası evladım benim? Aleyküm selam hocam. Harikasın AS. Aleyküm selam. aleyküm. Bravo diyorum sana. Bu AS de aslında bizim BC kenarına ait e, kenar ortayımız diyebiliriz. Peki AC kenarına ait kenar ortayı da buradan başlıyoruz. Buraya geliyoruz ve ortadan ikiye bölüyoruz. Neymiş o zaman? BP ee, doğru parçası diyoruz ve bunların birleştiği yere de biz G noktası diyoruz ve buna da ağırlık merkezi diyoruz ve hadi bakalım birim karelerle ilgili bir soru çözelim. Birim karelerle oluşan zemine çizden pırasa üçgeninin kenar ortaylarını çizelim demiş. Bir kere kenar ortayı demek kenarı ortadan ikiye yapacak. Mesela RS kenarının uzunluğuna kadar sayalım mı seninle beraber? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'e ortadan 2'ye bölsek kaç çıkar? 4 hocam. Harikasın 4. O zaman 1, 2, 3, 4. O zaman burası aslında RS kenarının ortası diyebiliriz. İşte bu noktaya karşıdaki diğer köşeden bir çizgi çizdiğim zaman aslında bu bizim için kenar ortay oluyor. Bu ilk kenar ortayımız yeşille çizmiş olduk. Yeşili koyduk kenara. Şimdi diyorum ki hadi bakalım bu sefer e, PR kenarına ait kenar ortayı görelim. Şimdi bunu sayamam ama böyle 1, 2, 3, 4 diye saydım. Bunun tam ortası neresidir? Burasıdır. Dolayısıyla S'den yine bu tarafa doğru bir böyle çizgi çizdiğim zaman bu bir kenar ortaydır. Aynı zamanda bunu da koydum bir kenara. Şimdi bu sefer farklı bir renkte yapalım. Turuncu ile yapalım. Burada 1, 2, 3, 4 saydım. Tam ortası 2. O zaman buradan da şöyle bir çizgi çizdiğim zaman R noktasından bu da bir kenar ortay. O zaman 3 tane kenar ortayı da çizmiş oldum. Bu bunu ikiye parçaya böldü. Bu bunu iki parçaya böldü. Hatta bunu da şöyle tek çizgi yapalım. Ve burada da eşit olduklarını kenarları ortadan ikiye böldüklerini görebiliyoruz. Tabi bu noktaya ne ad veriyorduk evladım benim? G noktası. Harikasın G noktası. Bunun da G noktasının olduğunu yani Ağırlık merkezi olduğunu, üçgenin ağırlık merkezi olduğunu lütfen bilelim diyorum. Ve kenar ortaylarını adlandırmak da önemli oluyor bazen. Mesela Pırasa dedik. Buraya da, buraya diyelim? T, e, M, e, Z diyelim mesela. E, t, M, Z dersek mesela buradaki kenar ortaylarının bir tanesi PT T kenar ortayı. PT kenar ortayı. Aynı zamanda bu RZ kenar ortayı. Bütün kenar ortalarıyla yazıyorum. Bu da SM kenar ortayı. Böyle birazcık daha harflerle boğuşmamız gerekebilir bu derste. Şimdi geldik muhteşem üçlü kavramına. Tonguç evladım benim. Muhteşem üçlü dediğimiz şey özel bir kural aslında. Bir dik üçgen çizdiğimiz zaman. Bu dik üçgende burası kaç dereceydi? 90 derece hocam. Harikasın 90 dereceydi. Bu 90 dereceden yani dik olduğu köşeden eğer biz karşı tarafa kenar ortay çizersek yani kenarı ortadan ikiye parçaya bölen bir yeşil çizgi çizersek işte bu durumda burada çizdiğimiz bu yeşil çizgi yani kenar ortay çizgisi aslında Burada hipotenüste yani dik üçgenin bu uzun kenarında dikin karşısında kenarındaki ayırdığı parçalardan bir tanesine eşit oluyor. Dolayısıyla bu üçü birbirine eşit olunca da biz buna muhteşem üçlü adını veriyoruz. Mesela burada eğer biz böyle bir üçgen görürsek ve bu ayırdığı parçalar yani bu çizginin ayırdığı parçaların bir tanesine eşitse bu çizgi o zaman ben diyebilirim ki Burası 90 derecedir arkadaşım. Çünkü muhteşem uçlu kuralının aynısı diyebilirim. Muhteşem uçlu kuralı bazı zor sorularda karşımıza geliyor. Mesela örnek olarak hemen bir muhteşem bir soru yapalım. AD eşittir BD demiş. AD ile BD'nin birbirine eşit olduğunu söylerse o zaman bu çizginin ben yani şu yeşil çizginin kenar ortay çizgisi olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü karşı köşeden bu kenarı iki eşit parçaya bölen bir çizgi çizilmiş. O zaman bu kenar ortaydır. Şimdi e, diyor ki bize bir dik üçgendir diyormuş. Dik üçgense burası muhteşem üçlü kuralına çok uygun çünkü ayırdığı parçadan bir tanesi eşit olmak zorunda. O zaman diyelim diyebilirim ki ben bu eğer bunlar birbirine eşitse bu da onlara eşittir diyebilirim. O zaman bu üçü birbirine eşit oluyor. Tamam süper. 70 derece olduğuna göre A açısı demiş. O zaman diyor ki bize ADC açısı yani ADC şuradaki açı kaç derece diye soruyor bize. Şimdi bak burada dikkat ettiysen Bunların muhteşem üçte olduğunu gördükten sonra bu ikisi birbirine eşit oldu. Bu ikisi birbirine eşit olunca şurada bir üçgen var bak şu üçgen. Şu üçgen bir ikizkenar üçgen o haline geldi. Bu kenarla bu kenar eşit. O zaman bu açıyla bu açı eşit olmak zorunda. O zaman burası 70 ise burası da 70 olmak zorunda. O zaman bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğu için... ...70 ile 70'i toplayayım 140. 180'den de 140'ı çıkartayım çat diye... 40 derece olduğunu buranın bulabilirim. Demek ki buradaki açının 40 derece olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. İstersem diğer açıları da bulabilirim bu arada. Ee, burası 70 ise burasının hepsi 90 derece ise buraya 20 kalır. Burada da bir ikizkenar üçgen vardır. Bu 20 ise burası 20 derecedir. Ve 20, 20, 40, 180'den çıkarsa burası 140 çıkar. Zaten bu ikisinin toplamında 180 olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bütün açıları bulabiliyorum. Demek ki bir muhteşem uçtu kuralıyla diyoruz. Şimdi de geldik açı ortaya. Açı ortayda da aslında neyi ortadan ikiye bölecek? Açıyı ortadan ikiye böler. Harikasın. Açıyı ortadan ikiye bölecek. Süper. Açıyı bölecek. Dolayısıyla bir açıyı ortadan iki eş parça ayıran ışına... Bu sefer ışın diyoruz buna biz. E, açı ortay denir diyoruz. Peki e, burada mesela e, üçgende de açı ortay birazcık daha doğru parçasına devriliyor. Mesela ben şöyle bir açı çizersem ve... Ee, bu açının ortadan ikiye mesela 50 derece diyelim. Ortadan ikiye versek kaç olur evladım benim? 25. Harikasın 25. O zaman işte bu ışın bu ışın 25 25 şeklinde iki eşit parçaya böldü. Bu bir ışın aslında. Ama ben üçgende konuştuğum zaman bunu doğru parçası olarak konumlandırmam gerekecek. Hadi bakalım senle beraber yapalım. A açısını görebiliyorsun değil mi evladım benim? Evet hocam. Harikasın görebiliyorsun süpersin. O zaman şimdi e, bu A açısının Ortadan ikiye bölmeye çalışıyorum. Mesela A açısı 60 derece diyelim. 60'ı ortadan ikiye versen kaç olur? 30 derece hocam. Harikasın 30 derece olur. Dolayısıyla 30 30 olur. İşte ben böyle ortadan ikiye böldüğüm zaman A açısını ve bunlar birbirine eşit olduğu zaman bu çizgiye hatta buna da E diyelim. A E veya D diyelim pardon. Şu D koymamışız. A B C var. D olsun bu da. A D bir açı ortaydır. Neyin açı ortayıdır? A açısının bir açı ortayıdır. O zaman İlk açı ortayımızı oluşturmuş olduk. Peki başka var mı? Evet var. Üç tane açı ortay var. Çünkü bunun üç tane açısı var. Hemen seninle beraber üçüncü şimdi B açısına bakalım. B açısını ortadan ikiye bölüyorum. Oo, böyle 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 geldim geldim geldim. Ortadan ikiye böldüm. O zaman şununla şu birbirine eşit oldu. Mesela 40 dereceyse 20 20 oldu. O zaman 40 20 20 olduysa açı ortay olan bu çizgi. Hatta böyle yapalım. E diyelim. BE bir açı ortaydır diye düşünebiliriz. doğru parçası. Peki geldik. Bir tane daha C açısını bölelim bu sefer bu sefer de. Gel bakalım. Bu sefer yeşille yapalım. Bu C açısını ortadan ikiye böldüğümüz zaman hop. Bak bunların hepsi de ortada aynı noktada kesişiyor. Buradan söylemek istiyorum. Şununla şu eşit. E, hatta şöyle yapalım böyle yapalım, böyle yapalım. Bunlar birbirine eşit oluyor ve hepsi de aynı noktada kesişiyor. Tek bir noktada kesişir ve buna da mesela EF F dersek eğer CF bir açı ortadır. Yani o arada açıyı ortadan ikiye biliyoruz. Burası 60 ise 30 30 ayrılacak. Burası 40 ise 20 20 olacak. 100. Burası 80 ise 40 40 ayrılacak şeklinde düşünebilirsin açı ortay çizgisini. Peki hadi bakalım seninle beraber bir ısınma sorumuz var. ABC üçgeninde ADA açısının açı ortayıdır. Bu çizgi açı ortaymış süper. Açıyı ortadan ikiye bölüyor. Bu ee, bir üçgenin iç açıda toplamı kaç derece? 180 derece. Harikasın 180 derece. O zaman şu büyük üçgene bakarsan 180'den bu 70 ve 30'un ee, ...ikisini de çıkartırsan... ...ne olur Tonguç Eda'dan benim... E, ...80 derece... ...demek ki bu açı 80 dereceymiş... ...açıyı ortadan ikiye bölersek kaç olur? 40... ...harikasın 40-40 olur... ...bravo diyorum 40-40 olur... ...dolayısıyla... ...ADC açısının ölçüsünü sormuş bize... ...ADC açısı... ...yani burayı soruyor bize... E, ...çok basit... ...sen şu üçgeni görebiliyor musun? ...40-30... E, ...bunun hepsinin toplamı 180 dereceydi... ...40 ile 30'u topla 70... ...180'den çıkar tak diye 110 derece olduğunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. İşte bu kadar basit. Yani yaptığımız şey aslında matematikse toplama çıkarma işlemleri. Başka bir şey yapmıyoruz. Açı ortayda açıyı ikiye böldüğünü bilmemiz gerekiyor. Şimdi geldik birazcık katlamalılara bakalım. Şimdi aslında kenar ortay, açı ortay ve benzeri bunların hepsinin bulmuş bir yöntemi var. Hatta sana şöyle bir kartlar hazırlamıştım. Senle beraber bunları bir katlamaya çalışalım bakalım. Şimdi bak şöyle şöyle katladım. Şimdi eğer biz eğer biz kenar ortayı bulmak istiyorsak kenar ortayı bu kenarın bu kenarın orta noktasını işaretleyeceğiz. Bak şöyle yapacağız. Ben bu şeyi bu köşeyi bu köşenin üzerine koyarsam ve böyle katlarsam tak diye tak diye aslında bu kenarın orta noktasını bulmuş oldum. Şurası. Böyle katladığım zaman, katladığım zaman çünkü bu parçayla bu parça birbirine eşit olacak. Hatta şöyle de göstereyim. Şöyle katladığım zaman ne oluyor? Köşeleri birbirinin üstüne getirdiğim zaman bu parçayla bu parça birbirine eşit oluyor. Ve bu parçayla bu parça eşit olunca burası orta noktası olmuyor mu Tonguç Şeylan Bey? Evet hocam. Harikasın. O zaman işte ben bu orta noktasından şuraya bir çizgi çizdiğim zaman bu kenar ortay haline geliyor. O zaman demek ki köşeleri katladığım zaman kenar ortay oluyor. Peki başka ne yapabiliriz? Bu sefer de şöyle yapıyorum. Bu köşenin üzerinden bu köşenin üzerinden alıyorum bu köşeyi bunun kenarının üzerine getiriyorum. Köşeyi kenar üzerine getiriyorum bak. Bunu köşeyi kenar üzerine getirdiğim anda o zaman buradaki açıyı yani şuradaki açıyı iki eşit parçaya bölmüş oluyorum. Yani aslında şu parçayla şu parça birbirine eşit oluyor. O zaman bu sefer de burada çizdiğim çizgi burada çizdiğim çizgi zaten benim katlama çizgim aslında bu katlama çizgim benim neyim oluyor aslında açı ortayım haline geliyor. Bu benim açı ortayım haline geliyor. Demek ki burada da aynı şey yapmış bak burada ne yapmış KLM üçgeninde MK MK eşittir 60 derece pardon MKL açısı 60 derece şurası 60 dereceymiş. O zaman bunu e, böyle katlamış. Tamam. L açısı 50 dereceymiş. Tamam burası 50 dereceymiş. Üçgen şeklindeki bu kağıt M köşesinden tutup... ...KN boyunca katlanınca M köşesi şeklindeki gibi... ...KL üzerine giriyor. Bak köşeyi... ...köşeyi kenarın üzerine katlamış. Şimdi köşeyi... ...köşeyi kenarın üzerine katlarsan... ...kenara katlamak... ...bunu gördüğün zaman diyeceksin ki... ...bu açı ortaydır. Bak bunları lütfen bil. Eğer köşeyi köşe üzerine katlarsa köşe e, köşeye katlamak böyle bir şey varsa bunun tak diye kenar ortay olduğunu bil lütfen bu açı ortay bu kenar o zaman burada açı ortay yapmış bu açı ortaysa 60 derece 2'ye versek 30 30 şeklinde iki parçaya böldük şimdi ne soruyor bize e, şekildeki mnl açısı mnl açısı yani şurayı soruyor bize Hayda baya karışık bir şey benziyor. Şimdi ben bunu buranın üzerine katladığım zaman bir kere bu gitti. Burası 30 derece olmak zorunda garanti. Şurası da 50 derece olmak zorunda o da garanti. Peki ben bunu bunun üzerine katladığım zaman şu parçayla şu şu, şu parça zaten bu mavi buraya gelmeyecek mi? Ha, bu parça buraya gelecek tamam. Bu açı orta çizgisiydi zaten. Ee, burası burası 30 oldu burası 50 oldu burasını arıyoruz peki ben buradaki açıma bakalım burası 80 burası 60 50 daha 110 180'den çıkarsa 70 buradaki açı tak diye zaten buraya gelmiyor mu çünkü katlanıyor bu sadece ne yapıyoruz buradaki açı 70 derece ise ben bunu bunun üzerine koyuyorum yine 70 derece kalıyor buradaki açı buraya geliyor aslında. Dolayısıyla 70 derece burada kaldığı için diyorum ki 30 70 daha 100 burası 80 çıkıyor. Ee, aynı şekilde e, burası 80 çıktıktan sonra 30 e, e, 50 daha 80 burasının hepsi 100 olmak zorunda. 100'den 80 çıkarsa da tak diye 20 derece olduğunu bulabiliyorum. MNL açısı MNL açısının 20 derece olduğunu net bir şekilde söyleyebiliyorum. Ve geldik yükseklik konusuna. Artık son özelliğimiz, son yardımcı elemanımız. Bir kere dar açılı üçgen, dik açılı üçgen ve geniş açılı üçgenlerde yükseklikler farklı şekillerde bulunabiliyor. Şimdi mesela dar açılı üçgendeki yüksekliğe baktığımız zaman yükseklik bir kere üçgenin herhangi bir kenarına çizilen, karşı köşeden çizilen dik doğru parçasıdır aslında. Mesela ben bunu bir dağ olarak düşün. Mesela bak şöyle bir karlı dağ. Hani mesela dağ resmi çizeriz ya. Bunun böyle şeyi vardır. Bu dağın yerden ne kadar dediğim zaman sen dağın en yüksek noktasına aşağı doğru bir asansör veya bir ip sarkıtırsın değil mi? Öyle düşün. Ve bu aslında benim yüksekliğim. Buna da H derler İngilizce'de. Height diye. Dolayısıyla yüksekliği biz H harfiyle gösteriyoruz. Bu arada onları da hemen sana hatırlatmak istiyorum. Açı ortayı hatta bunlar da aklımızda bulunsun. Açı ortayı biz N harfiyle gösteririz. Mesela şuna biz N diyebiliriz. Açı ortayı N harfiyle gösteririz. Ve kenar ortayı biz, kenar ortayı da göstermek istiyorum. Kenar ortayı biz V harfiyle gösteririz. V, N ve H harfleriyle bunları göstereceğiz. Şimdi eğer bu dağın tepesi burasıysa aynı mesela Everest tepesi düşün. Bunun aşağıya doğru bir dik çizgi çizdiğim zaman ama dik olması gerekiyor. 90 derece olması gerekiyor. İşte buna biz yükseklik diyoruz. Bu mesela bir yükseklik. Aynı şekilde bir üçgenin bir tane yüksekliği yoktur. Eğer ben eğer ben bu da böyle bakarsam eğer böyle bakarsam şöyle burası yer gibi düşün. Bunun yerden yüksekliği ne yaparız? En yüksek noktasından aşağı doğru bir dik ineriz. Bu da bir yüksekliktir. Peki eğer ben şöyle bakarsam farklı açılardan bakmaya çalışıyorum. Burası Everest tepesi gibi düşün. Burası yer diye düşünelim. Burası yerimiz. Burası yer. Burasının en yüksek noktası burası. Şimdi ne yapıyoruz? Aşağı bir dik indiriyoruz. Ve burası da yine farklı bir yükseklik. O zaman üç tane yüksekliği var. Bir üçgenin zaten üç köşesi vardır. Üç kenarı vardır, 3 yüksekliği vardır, 3 açı ortayı vardır, üç kenar ortayı vardır. Bunlar zaten bilinen bir şey. Şimdi geldik üç tane dar açılı üçgen çok basit. Tüm yüksekleri üçgenin. Bu arada dikkat ettiysen içinde oluştu, İçindedir. Dik açılı üçgende de enteresan bir şey var. Dik açılı üçgende e, burası 90 derece dediğim zaman, hadi yükseklikleri oluşturalım dediğim zaman ya bunun en yüksek noktası zaten burası. Buradan aşağı bir şey çizdiğim zaman ah kenarının üzerinde çıkıyor. Bu bir yükseklik. Allah Allah. Peki şöyle bakalım olaya. Şöyle baktığım zaman. Burada da en yüksek noktası burası. Burası yer gibi düşün. Bu dağın en yüksek uçurum gibi düşün burayı da. Buradan aşağı çizdiğim zaman burası yükseklik. Allah Allah. Peki böyle baktığım zaman. Ha burada bir şeyler çıkacak gibi. Bunun en yüksek noktası burası. Buradan aşağı çizdiğim zaman burası bir yükseklik oluyor. Tamam eyvallah. Ama dikkat ettiysek dik açılı üçgende Yüksekliklerden ikisi yani turuncu ve mor üçgenin üzerinde çıktı. Üzerinde çıktı. Bir tanesi içinde çıktı. Tamam eyvallah. Eğer geniş açılı üçgen olsa da olay birazcık daha e, sarpa sarıyor. Ne oluyor? Geniş açılı üçgende ya üç daha yamuk yani hani böyle bayağı bir yamulmuş yani aşağı doğru resmen bir şey var. Eğer bu üçgenin en yüksek noktası burasıysa bunu yer gibi düşünelim. Elimi yer gibi düşün en yüksek noktası burası bu dağın. Böyle dağda bir yamulmuş. Peki bunun en yüksek noktasına aşağı doğru bir çizgi. Allah Allah. Nasıl çizeceğim ya böyle yani nasıl işte burada mantık şu. Diyorsun ki ben bu tepeden bir ip sarkıtırsam bu ip nasıl aşağı iner? Bak buradan sarkıtsam böyle aşağı iner. Buradan sarkıtsam böyle aşağı iner. Buradan sarkıtsam böyle aşağı iner arkadaşım. İşte bu ip de aslında üçgenin dışında oluşuyor. Hatta şöyle turuncuyla göstereyim pardon turuncu dediğimiz bu ip üçgenin dışında oluşuyor bu yükseklik ama dik olacak. Ne oluyor? Kenarının uzantısıyla birleşiyor aslında. Ha, Allah Allah. Şimdi aynı şeyi böyle yapalım. Bunu çeviriyorum. Diyorum ki bu üçgenin en yüksek noktası burası. Buradan aşağı doğru bir ip sarkıttığım zaman yine üçgenin dışında oluyor. Bunun uzantısıyla kesişiyor. Bunları çok detaylı bilmene gerek yok ama yine de sorular girebilir tabii ki. Burada bakalım bunlar hiç yok diye düşün. Bu dağın en yüksek noktası burası. Buradan aşağı bir çizgi çizdiğim zaman al sana 90 derecelik dik inmiş oldum bu dağın tepesinden. Dolayısıyla bu da normal bir şekilde çıkıyor. Dolayısıyla yükseklerde ikisi üçgenin dışında çıkıyor. Burada da böyle bir özellik var. Şimdi fazla uzatmıyorum. Nasıl bununla alakalı sorular geliyor hemen bakalım. Şekilde kareli kağıtta verilen üçgenin alanı kaç santimetre kare demiş. Şimdi... Üçgen alanı ile alakalı hemen formülü hatırlayalım seninle beraber. Üçgen alanı eşittir. Taban, taban, üçgenin tabanı çarpı yükseklik ki yüksekliği biz niye bulmaya çalışıyoruz? Alan sorularında çok işimize yarıyor çünkü. Bölü iki ile hesaplanır. Taban çarpı yüksek bölü 2 Eğer ben şöyle bir üçgen çizeyim hatta sana bir tane alıştırma olsun. Burası 10 santimetre olsun. Ee, buradan da tepesinden bir yükseklik çizmiş olalım. Burası da 4 cm olsun. Şimdi bu üçgenin alanını hesaplayacaksak nasıl nasıl yapacağız? Tabanı nedir? Bu üçgenin sanki bir dağ gibi düşün. Dağın tepesi burası. Tabanı burası. 10 çarpı yüksekliği de dağın yerden yüksekliği 4 bölü 2 ile hesaplanır. Yani 20'dir. Bak bu bir örnekti bizim için. Bu kalsın aklımızda. Şimdi buradaki üçgene baktığımız zaman iş birazcık daha karışık. Üçgenin alanını soruyor bize ve her birisi 2 santimetrelik karelerden oluşuyor. Şimdi ben bunun tabanını neresi, neresi alayım? Ben bunu şöyle çevireyim. Bu üçgeni. Bu üçgenin tabanını buradan sayabiliyorum ya. 2, 4, 6. 6 santimetre olarak burası diye bakayım. Tabanı 6. Bu üçgenin en yüksek noktası neresi? Bu dağ gibi düşün. Bu dağın böyle şuradasında tepelerinde kar var diye düşünelim. Bunun en yüksek noktası burası. Burayı ip sarkıttığım zaman... Burası yer gibi düşünürsek hatta şöyle bak, ekranı da şöyle getireyim ki, burası yer. ekranı yer gibi düşün. Burası 6 santimetreydi. Hatta burayı yazalım, 6 santimetre. Şuradan şuraya kadar mesafe. Şimdi bu yerin en yüksek noktası yere aşağı doğru bir e, dik inmeye çalışıyorum. Dik 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 iniyorum iniyorum iniyorum. İp sarkıttım aşağı doğru iniyor bu ip iniyor ve yere çarptı bitti. İşte bu yere çarptıktan sonra bu indiğim dik aslında benim yüksekliğim oluyor. Ve bunun uzantısıyla kesişiyor aslında. Ve bu indiğim dik her bir şey 2 santimetre olduğu için 2, 4, 6, 8, 10, 10 santimetrelik bir yükseklik oluyor. O zaman benim şu üçgenin, şu garip üçgenin e, ...tabanımız 6 santimetre çarpı yüksekliğimiz 10 santimetre bölü 2. Bak burası taban falan değil. Burası taban. Çünkü bu üç, sarı üçgene bakıyorum. 6 çarpı 10 bölü 2'den tak diye 30 santimetre kare şeklinde bulabiliyorum bu üçgenin alanını. Birazcık kasış bir soru biliyorum. Şimdi bazı önemli üçgenler var. Bunlar da ikizkenar ve eşkenar üçgen. Bunları da bilmemiz iyi olur. İkizkenar kenar üçgende aslında... Ben eğer bir yükseklik indirirsem üçgenin taban e, kenarına ve ikiz kenar üçgendeki ikiz kenarlar buralardaysa... ...bu indirdiğim yükseklik aynı zamanda kenar ortay oluyor, aynı zamanda açı ortay oluyor. Bu da çok enteresan bir kural var. Eğer tepe noktasından tabana bir e, yükseklik inersem bu... ...hem açı ortay oluyor... ...hem açıyı ortadan ikiye biliyor. ...mesela 20 derece, 20 derece sallıyorum... ...hem de kenar ortay oluyor... ...kenar ortay oluyor... Ee, ...burası da mesela 2 santim... ...2 santim gibi düşünebilirsin... ...aynı yani bunlar sallamasyon rakamlar tabii ki... ...şimdi bir de eşkenar üçgen var... ...eşkenar üçgende de... ...üçgenin tüm yükseklerin uzunlukları... ...birbirlerine eşit oluyor... ...zaten eşkenar üçgende her şey birbirine eşit ya... ...yani buradan indiğin dikler... Kenar ortay yapıyor. Bütün bu kenar ortaylar birbirine eşit oluyor. Aynı zamanda açı ortay oluyor. Eşken üçgenin bir kenarı at, bir açısı 60 derecedir. 30-30 diye ikiye ayrılır. Çünkü e, açı ortay dediğimiz şey 60'ı ikiye bölense 30-30 diye ayrılır. Ve bütün her şey birbirine eşit oluyor aslında. Eşken üçgende böyle bir güzellik var diyebiliriz. Şimdi geldik bir sorumuz var. Yukarıda kenar uzunlukları verilen dik üçgenin BC kenarına ait yüksekliğin uzunluğu kaç santimetredir? Zor bir soru, gerçekten zoru bir soru. Bununla alakalı sorular gelebilir bu arada. Yüksekliği bulurken de hatta şunu da göstereyim. Mesela bir üçgende yüksekliği bulmak istiyorsaksa şöyle yapacağız. Bu üçgende hatta şöyle bak, buna benzer bir üçgen. Şöyle yapıyoruz. Kenarı e, köşenin üzerine getiriyoruz ama bak, bunu bu şekilde dik üçgen haline getirdik. Görüyor musun? Bak, dik üçgen yaptık. Bak, dik üçgen yaptığım zaman. Aslında bu çizdiğim çizgi, yani buradan inen çizgi dik açı olduğu için aslında yükseklik oluyor. Ben bunu böyle katladığım zaman aslında bu yüksekliğe geliyor. Kenar ortay neydi? Köşeyi köşenin üzerine katlıyorduk. Köşeyi köşenin üzerine katlayınca şöyle burada bir nokta ortaya çıkıyordu. Bu noktayı karşıdaki köşeyle birleştirince kenar ortaya oluşuyordu. Açı ortayda ne yapıyorduk? Köşeyi kenarın, karşı kenarın, karşıtısındaki kenarın üzerine katlıyorduk. Ve burada da çizdiğimiz bu çizgi açı ortaya oluyordu. E aslında hepsini katlanarak bulunabilecek halde söyleyebiliriz. Kenar uzunlukları verilen dik üçgenin BC kenarına ait yüksekliği. Ben bunu katlayarak bulmayacağım tabii ki. Buradaki mantık şu. Üçgende yüksekliğin alanla derin bir ilişkisi var. Üçgenin alanı, üçgen alanı dediğimiz şey neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2 ile bulunuyordu. Tamam şimdi o zaman ben bu üçgen alanı hesaplayabilir miyim? Hesaplayabiliriz hocam. Harika hesaplayayım. Nasıl hesaplayayım? Şöyle göstereyim. Bu taban alırsam hesaplayamam ama şöyle bakarsan bu üçgene. Tabanı burası olsun. Tabanı burası olsun. Ee, bu dağın en yüksek noktası burası. Buradan aşağı bir dik inelim. Zaten dik inmiş zaten 8 santimetre dik. Bu da yükseklik o zaman. O zaman ben bu üçgenin alanını hesaplarken taban altı yükseklik 8 e, hesaplı hesabını yapabiliyorum. 6 çarpı 8 bölü 2'den bu üçgenin alanı 24 santimetre karedir diyebilirim. Ha, bu üçgenin alanını hesapladım. Peki ben bu üçgenin alanını niye böyle hesaplayamıyorum? Burası taban olsa burası da yükseklik olsa bu tabanla bu yüksekliği çarpsam yüksekliğe de h diyelim. Bölü 2 yapsam aynı alanı vermez mi bize Tonguç Eylül Bey? Verir hocam. Harikasın verir. Ama ben bu yüksekliği bilmiyorum. Ama alanı biliyorum. O zaman diyorum ki ben 10 ile yüksekliği çarpıp 2'ye bölersem aslında cevabın 24 çıkması gerekiyor diyorum. O zaman diyorum ki o zaman 10 ile yüksekliğin çarpımı 48'dir arkadaş diyorum. E o zaman yükseklik dediğimiz şey de 4,8'dir arkadaş diyorum. Çünkü 4,8 ile 10'u çarparsam 48 çıkar. Dolayısıyla buna ait yüksekliğin aslında 4,8 santimetre, 4 tam 10, 8 santimetre olduğunu net bir şekilde bulabiliyorum. Birazcık kasış bir soru biliyorum. Bunu e, üçgenin alanına göre düşünmek çok önemli. Şimdi geldik yepyeni bir sorumuza. Şu şekilde KLM üçgeni KL kenarına ait kenar ortayının uzantısı ABCD noktanın hangisinden demiş? KL kenarına ait kenar ortay. Hmm. Şimdi şöyle bakalım olaya. E, bu kenar ortayı... Şöyle bakalım bunu nasıl sayacağız ki böyle 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 sanki orta noktası burası gibi. Yani KL nok e kenarının orta noktası bak 2'ye 3 2'ye 3 şeklinde tam orta noktası burası gibi. O zaman bu kenar ortayı nasıl hesaplardık? Bunun orta noktasını bulduktan sonra yani bunlar birbirine eşit olduktan sonra M köşesinden bir çizgi çizerdik ve böyle giderdi. Şimdi bu çizgi nasıl gidiyor? Önemli olan bu. Bak. Üç tane sağ, iki tane yukarı gidiyor. Üç tane sağ, iki tane daha yukarı gidecek. O zaman bu çizgi aslında böyle devam edecek. Ve C noktasını hedefleyecek. B noktasına yaklaşıyor gibi gözüküyor ama dikkat et yanıls yanılsamasın orada. C noktasına kadar oluşuyor. O zaman C noktasından geçer şeklinde söyleyebiliriz. Hadi bakalım şimdi herkesi meydan okuma testine bekliyoruz. Meydan okuma testi biliyorsunuz tat uygulamasına ücretsiz kitabınız olsun olmasını herkes çözebiliyor. Ve 8 mat 23 e, testini bulun buradan çözebilirsiniz. Üçgende kenar ortaya açı ortaya yüksekliği ve uygulamanın güncel olmasına dikkat edin. Meydan okuma butonu zaten geldi yeni uygulamalarda ve burada 8 mat 23 testini lütfen çözün diyorum. Ve bu test bize öğrendiklerimizi pekiştirme imkanı sunacak diyorum. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın bakalım.